tasarım ufkunuzun gelişeceği ve değişeceği trendleri bu hafta Fener Balat'ta bulunan Paris Peri Art Cafe'den açıyoruz. Doğal olmak, doğayı korumak sloganıyla yola çıkan ve Anadolu kültürünü yaşatan Lala'ya çeviriyoruz kameralarımızı. El emeği göz nuru eserlerin yapılışını ve tasarım süreçlerini sizler için konuştuk. Lala'yı, Anadolu kültürünün tarihi izlerini usta dokunuşlarla günümüze yaşatma isteği ortaya çıkarmış. Lalay, sosyal hizmet sorumluluk projesi diyelim. Babadağ'da, Denizli'nin Babadağ Dağ kasabası, bir ustayla tanıştım ben. Bundan işte 2006 senesinde. Oraya gidip gelirken de bu fikir oluştu. Ufak bir atölyede başladık. İki tane el tezgahıyla. Şimdi 700 metrekare bir binamız var orada. 16 tezgah var. Bu daha da yükselecek. Çünkü bu tezgahları bulmak kolay değil. Onu araştırıp nerede olduğunu takip edip gidip alıp getiriyoruz. Hepsi eski yapılmış tezgahlar. Yenisi üretilmiyor. Lalay'ın başındaki Figen Hanım'sa babasının desteğiyle iki kişilik olarak başladığı bu işi gün geçtikçe büyütmeye başlamış. Benim aile şirketim 1948'de kurulmuş Subaşı Gümrük Müşavirlik Limited'i. Zaten arkamda onlar var. Babamın desteğiyle böyle bir işe girdim. İki kişi başladık. Şu anda toplam İstanbul Denizli olmak üzere 30 kişi kadar bir aileyiz. İnşallah ileride Babadağ'da daha fazla işçi istihdam etmek istiyorum. Ama tabii bu ekonomiyle de alakalı bir şey. Amaç para kazanmak değil ama şirketin kendini döndürmesi gerekiyor. Ağırlıklı biz orada el dokuması kumaş yapıyoruz. Bizim ilgi alanımıza el işi yapan herkes giriyor. Şöyle düşünelim, Gaziantep'in bir ilçesinde bir adam bakır yapıyorsa gidip onu bulup onun bakırlarını alıp yurt dışı fuarlarında sergiliyoruz. Tabii o bakırların üstünde oynayarak, kendimiz onlara desen, işte kup vererek. Ama Lalay'ın üretim anlamında tekstilde her türlü kumaşı üretiyoruz. Anadolu'da yaşayan birçok kişiye de ürünlerini gönderme şansı sunarak onlara maddi destek sunuyor. İlk başta ben bunu kendim yapıyordum, geziyordum ama şimdi zaten duyulduğumuz için bu işle alakalı olan insanlar bizi arıyorlar. Biz de kalkıp gidiyoruz, bakıyoruz, konuşuyoruz. Bize uygunsa koleksiyonumuza katıyoruz. Değilse de üstünde çalışıyoruz. Bazılarıyla oluyor, bazılarıyla olmuyor. Her şey spontane gelişiyor. Bir de bizim ağırlıklı 32 ülkeye ihracatımız var. Biz Çin'e de tekstil ihraç ediyoruz bu arada. Müşterilerimiz de bizi çok yönlendiriyor. Yani o Ar-Ge anlamında sadece ben ve bir de yardımcım Selin var. Biz uğraşıyoruz her şeyle. Hani öyle bir ekibimiz yok. Tamamen spontane gelişen. Zaten bu yatırım da spontane gelişti.
doğal ama organik değil. Ben şahsi olarak organik lafına çok karşıyım. Tamamen bir pazarlama stratejisi. Yani soluduğumuz hava organik mi? Toprak organik mi? Bir toprağın temizlenmesi için 10 sene Nadas'a yatırılması gerekiyor. O toprakla yetişen koton, yani pamuk, yani tamamen bence bir pazarlama stratejisi. Zaten bizim ürünlerimiz hepsi sertifikalı. Boyahanemiz sertifikalı, ipliği aldığımız yer sertifikalı. Yani organik anlamında soracaksınız. Organik değil ama doğal şeyler yapıyoruz. Polyester kullanmıyoruz, kötü boya kullanmıyoruz, kötü kimyasallarla malımızı yıkamıyoruz. Hepsi bilinen teknik çerçeveler içerisinde bitiyor. Oturma grupları, aydınlatma formları, kitaplıklar, dolaplar. Kısacası mobilya ilgili her şeyi tasarlıyor Halit Berker. Eskiye ait mobilya tasarımlarını günümüze göre harmanlayıp özel koleksiyonlar oluşturuyor. Tasarımcının hem üretimini hem de tasarımını yaptığı ürünleri hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Mobilya tasarımcısı Halit Berker, yaşam alanlarındaki mobilyaları tasarlayarak özel koleksiyonlar ortaya çıkarıyor. Tasarımını ve üretimini kendi yaptığı mobilyalarında ise geçmişin izlerini yaşatıyor. Reklamcılık sektöründen geldiniz ve aslında mobilyacı, aslında çok uç meslekler ama siz bunu tercih ettiniz, yani mobilyayı tercih ettiniz. Nasıl oldu bu, nasıl gelişti hayatınızda ya, bu değişim? Bu şöyle bir süreç oldu. Reklam tasarımı olarak çalışmaya başladım. 8 sene gibi bir süreçti bu. Daha sonra bir şekilde mobilya ile bir bağlantı kurmaya başladım. Çünkü bu reklamcılık dediğiniz aslında hani görsel bir şölen. Ama bu 8 seneden sonra artık yavaş yavaş kendini tüketmeye başladı. Bir baktım kendimi bir şekilde mobilya dünyasının içinde buldum. Ama bu şöyle bir süreç. Kendi kendine gelişti. Hiçbir zaman ben demedim ki hani mobilya işinde çok para var, ben bu işe gireyim, hani bol para kazanayım. Kendi kendine, tamamen duygusal diyebilirim. Kendi istediğim, kendi zevk aldığım mobilyaları üreterek başladım. Şimdi Halit Berker hem üretiyor hem tasarlıyor. Evet. Şimdi nasıl oluyor? Zor üretim koşulları da mobilyanın, çok zor. Nasıl ilerliyor bu süreç hayatınızda? Nasıl dengeliyorsunuz? Türkiye'de aslında imalat çok zor. O yüzden ben hani one man show diyebileceğim. Hani tek başıma her şeyi yürütmeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar tabii ki. Tasarımlar bana ait, üretim bana ait. Her şeye ben koşturuyorum. Gidiyorum keresteciye, ahşapları, ağaçları kendim alıyorum. Bana sağ olsunlar haber veriyorlar böyle garip ağaçlar geldiği zaman. Çünkü ben zevk alarak yapıyorum. Showroom'unuzda birçok ürününüzde görme fırsatım oldu. Evet. Aydınlatma formundan tutun, işte mobilyalar, TV üniteleri, birçok şeyi görmek mümkün. Bunu, objelerin tasarım süreçleri nasıl oluyor, nasıl başlamayı tercih ediyorsunuz? Yani bir TV ünitesi gördüm ve bunu tasarlamalıyım. Bu çok farklı, dediğiniz gibi fikir kafanızda direkt yanıyor mu? Nasıl oluyor? Fikir valla ne zaman, nerede geleceğini hiç bilmiyorum. Bazen genelde yatarken geliyor, bazen televizyon seyrederken geliyor. Yani çok doğaçlama oluyor bu iş.
çok böyle bir plan program yaptığım bir durumum yok. Hani işte yeni bir model çıkartayım hani güzel olsun dediğim. Biraz müşterilerimin istekleri doğrultusunda ilerlemeye çalışıyorum. Şöyle ki şimdi televizyon ünitesi dediğiniz zaman mesela hani pratik olması lazım. İşte içine elektronik aletler girecek. İşte üstüne televizyon koyacaksınız gibi bir durumu var. Ama ben bunu biraz daha basite indirip hani bu klişeleri kırmak istiyorum ve büfelerimi TV ünitesi haline getiriyorum. O zaman da daha oraya koyduğunuz zaman o sıcaklığı, o TV'nin bulunduğu bölümü daha böyle yaşanır bir hale getiriyor. Çok fazla uzak olmuyor. We're living life in the moment. Walk to a door when it opens. You could come with me. Everything is here if you want it. Peki tasarımlarınızda belli bir çizgi var mıdır? Şöyle bir şey, daha çok 40'lar 50'ler senelerinin mobilyalarını, tasarımlarını günümüze uyarlıyorum. Anneannelerimizin, dedelerimizin zamanından kalan mobilyaları hiçbir zaman ama bu demek değil ki hani eskileri alıp yeniliyorum. Kendi yorumlarımı da katarak tabii ki günümüz koşullarına uyarlayarak burada işte proporsiyonlarını değiştirebiliyorum, çekmecelerin boyutları, yükseklikleri, ölçüleri, ebatlı her şeyini değiştirerek bugünümüze uyarlıyorum. Kişi özel tasarımlar da oluyor değil mi? Tabii yani kişi ki. Geliyor ve sizle fikrini paylaştıktan sonra farklı bir tasarım ortaya tabii çıkıyor ki. Mu? Tabii ki. Burada önemli olan müşterinin ne istediğini anlayabilmem. Aynı kafada olmamız, müşteriyle aynı enerjide olmamız. Bu çok önemli benim için. Çünkü iyi müşteriyle her şeyi yapabilirim yani. Ama önemli olan kafaca anlaşmak. Peki renkler, ne gibi renkler kullanıyorsunuz? Ayrıca biliyorsunuz dönemsel modaları oluyor insanların aklını kurcalayan ve aslında ilgi uyandıran. Trendleri, modayı takip ediyor musunuz? Yoksa başlı başına kendi tasarımınızı oluşturuyorsunuz? Çok iyi söylediniz. Tamamen kendi kendimeyim yani. Hiçbir şekilde trendleri takip etmiyorum. Bu hani kimine göre yanlış, kimine göre doğru olabilir ama ben böyle istiyorum ve böyle devam ediyorum. Yani hiç mesela gidip de o ne yapmış, bu ne yapmış gibi bir hani şey içinde değilim. Tamamen kendim, özgün olmaya çalışıyorum öncelikle. Renkler dediniz, renkler benim için çok ayrı bir dünya. Renk kullanmayı çok severim. Bu konuda da biraz kendimi cesaretli görüyorum açıkçası. Yani bu oturduğum, yani gördüğünüz bu dünyadaki renkler hem çok dingin renkler ama aynı zamanda biraz tabii cesaret isteyen renkler. Herkesin hani evine alıp da koyabileceği renkler değil. O yüzden de biraz cesaretli olmak lazım. Peki birçok ürün tasarladınız. Hangisi sizde gerçekten ya bu gerçekten çok işime sinir. Tabii hepsi ayrı ayrı sizin için anlamlar ifade eder o ayrı. Ama böyle bir tanesini yaparken daha zevk aldınız. Evet işte istediğim buydu dediğiniz. Şöyle, ya da ayrı tuttuğunuz değil. Bu sene ilk defa Contemporary İstanbul sergisine katıldım. İlk defa bir mobilya tasarımcısını aldılar. Genelde sanat fuarı çünkü bu. Çok fazla mobilya ile alakalı bir şey yok orada. Ama hani benim yaptığım iş hakikaten çok özgün ve hani tek tek ürettiğim için bunları gerçekten bir hani piece of art dediğim hani sanat parçası gibi ben oraya koydum ve hakikaten çok güzel bir etki yarattı orada. Orası için tasarladığım bir tane TV ünitesi var. Gene TV ünitelerinin dışına çıkmaya çalıştığım bir model. Peki Türkiye'ye baktığımızda sizce ev dekorasyonlarında artık bir kıpırdanma, değişme var mıdır? Nasıl tasarlıyor insanlar evlerini genel anlamda baktığınızda? Eskiye nazaran tabii çok büyük bir değişim var. Çünkü hani internet dünyasına girildi. Eskiden tabii kimse bilmiyordu dünyada neler olup bittiğini. Hani ne görüyorlarsa onu almak zorundaydılar veya işte komşuculuk dediğimiz onlar ne aldıysa siz de bir şekilde onların hani taklidi gibi evinize aynı şekilde döşemek
zorunda kalıyordunuz. Ama şimdi internet ve hani bu yeni giren piyasaya yeni giren markalarla beraber dekorasyon çok farklı noktalara gitti. Bence iyiye gidiyor da ama tabii neye ihtiyacınız olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Ne tarzda mobilyalar? Doğa ve kültürü birleştiren, mekanlara anlamlar yükleyen peyzaj tasarımını son dönem yaşam alanlarında çok sık görmekteyiz. Peki peyzaj tasarımı nedir ve ne tür alanlara uygulanır? Mimar Deniz Aslan'la peyzaj tasarımı üzerine konuştuk. Mimar Deniz Aslan, yaşam alanlarındaki peyzaj projelerini oluşturuyor. Peyzaj mimarlığı çok önceden sadece büyük park vesaire gibi konularda mimar, yani peyzaj mimarı denen kimliğin arandığı işlerde. Onun dışındaki diğer bütün unsurlar, konutundan tutun işte birçok programı ele alırsak aslında bunlar işte bitki yetiştiren işte fidanlıklar vesaire biraz meraklılar tarafından yürütülürdü. Son özellikle 10-15 yıldır çok ciddi yatırımlar var Türkiye'de, dünyada da böyle, yani sadece Türkiye'de değil. Dolayısıyla mesela bu işlerin başladığı dönemlerde bu kadar çok yatırımın yapıldığı, artık işin içinden çıkılmaz olduğu bir şeyde, ortamda özellikle renderla uğraşan, 3 boyutlu tasarımlarla uğraşan gruplar ve maketle uğraşan gruplar ya sizin başka birine daha ihtiyacınız var demeye başladı. Yani bunları kim karar verecek? Yani evet, bina belli, o belli, yol belli, kentin neresinde olduğu belli. Fakat koca bir boşluk var. Bu boşluğu kim dolduracak konusunu. Aslında ne mimarlardan geldi bu, ne işverenden geldi. Bir ara üretimin yapılamaz olmasından, yani biz mi üreteceğiz demeye başladı. Maket yapan kişi, ben mi yapacağım bunu demeye. O zaman bir başka uzmana ihtiyaç var mesajı geldi. Bu uzmanlar da işin içine girdikten sonra aslında daha iyi ortamlar olduğu gözüktü. Mimarlarla işbirliği çok sağlam tutuldu ve hakikaten peyzaj mimarlığı görünür olmaya başladı. Bir ikinci yolda, ikinci durumda şuydu. Şantiyelerde işte koca koca duvarlar çıkar, işte kodlar çözülmemiştir, binaya girilemez vesaire. Dolayısıyla peki bu duvarları kim kapatacak? O zaman da aslında biraz dekor gibi devreye giriyor. Yani çok büyük duvarlar var, bunları süsleyelim, yeşillendirelim mantığıyla. Ama o bile olsa birine daha ihtiyacımız var mesajı bu defa imalattan da geldi. Bu böyle birkaç yerden gele gele aslında Türkiye'de peyzaj mimarlığı bir yer edindi. Mimara göre peyzaj da tasarım alanının bir parçası. Aslında bu tasarım, ben hepsini bir tasarım alanı olarak algılıyorum. Yani bunların hepsi aslında bir tek bir tasarım omurgasından çıkıyorlar. Farkı nedir? Ölçekler farklı. Yani uğraştığınız, yani bir açık alandan uğraştığınız zaman işte insan 5 kilometre hızla yürüyen bir insan artık. Bir bina içindeki insan o hızlara çıkmıyor. Algıladığı şeyler dolayısıyla çok farklı. Biraz sinematik olarak da düşünürsek konuyu. Peyzajın biraz şeyi büyük, ölçeği ciddi olarak büyük. Bu ölçeği tekrar yakalamanız gerekiyor. Tekrar insan ölçeğine, hatta kentin bütünsel ölçeğinin içindeki yerini tartışarak doğru yere oturtmanız gerekiyor. Ama şey olarak bakarsanız hepsi aslında tasarım. Bütün bu demin bahsettiğim alanlar aslında mimarlık üzerine kurulmuş uzmanlıklar. Ben biraz şeye benzetiyorum bunu. Yani işte bir bilgisayarınız var, bir işletim programı var. Yani bütün bilgisayarı işleten bir alt yapı var. Fakat siz bunun üzerine birçok ayrı programı ekleyebiliyorsunuz. Farklı farklı işler için farklı programlar kullanıyorsunuz. Şu uzmanlıklar dediğim şey farklı programlar olsun. Fakat bu bütün bu sistemi işleten şey mimarlığın ta kendisi.
Mimari bakış açılarının değişmesiyle peyzaj tasarımının günümüzdeki algısı da değişti. Bu projelere yatırımlar da fazlalaştı. Peyzaj aslında hele kentten bahsediyorsak dekoru değil. Bitki bunun dekorunun bir parçası hiç değil. Aslında peyzaj ya da bitkiyi ele alırsak, o sorunun altında genelde öyle bir şey. Çünkü peyzaj biraz Türkiye'de bitkiye indirgendiği için ben de ikide bir peyzaj bitki diye konuşuyorum. Aslında kentin ciğerleri diyelim. Ölçeği kuran şey yine peyzaj. Ölçek derken insanla geri kalan kentin bütün diğer peyzajlarını. Bir de peyzaj aslında tekil bir şey değil. Peyzaj çoğul bir şey. Yani tek bir peyzaj tarifi yok, tek bir peyzaj görüntüsü yok. Ben böyle senelerdir hep yazılarımda bu peyzaj kelimesi aslında işi bozuyor demişimdir. Yani bu algıyı üreten şey aslında peyzaj kelimesi. Çünkü peyzaj biraz sanki kır resmi. Hani tekrar doğayı getirmek gibi algılanıyor. Ama şey konusuna gelince, yani bir dekor konusuna gelince hakikaten orada bir yanlış anlama oluyor. Öyle olunca da sadece şu bitkiyi mi seçelim, bu bitkiyi mi seçelim? Biraz böyle olumsuzlukları kapatmak, örtmek de bu işin bir parçası oluyor. Peyzaj tasarımı içinse alanların büyük veya ufak olması çok önemli değil. Peyzaj mimarlıkları çoğul olarak bakarsak konuya ölçeğinden ilgisi olan bir şey de değil. Yani çok küçük, mesela benim en sevdiğim işim yaklaşık 100 metrekarelik bir bahçedir. Yani hayatım boyunca da çok sevdim. Her ölçekte peyzaj mimarlığı yer alabilir. Peyzaj mimarının birçok görevi olabilir. Ama illaki peyzaj mimarı kimliğinden de gelmesi gerekmiyor birini. Yani bu peyzaj alanı dediğimiz konuya bir başka tasarımcı da el atabilir. Bence orada da bir sorun yok. Yani kim iyi yapıyorsa o yapabilir. Ancak çok küçük alanlarda da inanılmaz keyifli konular çıkabiliyor. Çok daha verimli olabiliyor. Çok büyük alanlarda da çok iyi şeyler çıkıyor veya tam tersi olabiliyor ama değil. Yani her peyzaj mimarının dokunuşu nedir derseniz bence yine mimari bir yoldur bu. Yani bir kere bir çevre var veya bir tasarlanmış bir ortam var. Şeyi de unutmamak lazım. Yani biz bu ortamın parçasıyız. Yani hepimiz kendi bayrağımızı çekip istediğimiz yolda gidebiliriz ama o biraz mimarlıktan da uzaklaşmak olur diye doğrusu düşünüyorum. Dolayısıyla hangi bağlamın içinde olduğunu bilmek kaydıyla iç mimar da aynı, iç mimar da buna çok yakın bir durumda eğer bu ölçeği konuşuyorsak. Peyzaj mimarı da aynı konumda. Hatta bazen yani hiçbiri değil bir aydınlatma tasarımcısı bu söylediğiniz şeyin başrolünü üstlenebiliyor. Halk arasında pişmiş toprak olarak bilinen seramik hayatımızın bir parçası aslında. Örneğin süs objeleri, mutfak ürünleri, banyo eşyaları ve dahası. Damla Yeşiloğlu bu işi yeteneğiyle birleştirip özgün tasarımlar oluşturuyor. Tasarımcıyla seramik sanatı hakkında konuştuk. Marmara Üniversitesi'nde eğitim alan sanatçı seramik bölümünü tercih ederek bu alanda kendini geliştirmiş. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar'dan mezun oldum. 97 girişliyim. 2002 yılında mezun oldum. Daha sonrasında yüksek lisansa başladım. Orada da yine seramik bölümünden mezun oldum. Çalışmalarımı aslında 97 yılında başladım diyebilirim. Yine ilk elimi vurduğum zaman ve bir daha da kopamadım. Bu zamana kadar geldi. Tasarımcının işine bağlı yaşayışı, işiyle arasında duygusal bir bağ oluşturmuş. Oluşturduğu bu bağ tasarımlarında karşımıza çıkıyor. Aslında benim yaşam biçimim. Hani nefes almak gibi bir şey benim için. Bazen gece saat 4'te kalkıp fırını kontrol ediyorum. Bir ses geldiği zaman
acaba nasıl, ürünler nasıl çıkacak? Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Yapım aşamasında da günlük yaşanmışlıklar, birazcık da ben yapım itibariyle de bir mizahi bir dil kullanmaya çalışıyorum. İşte fare koleksiyonunda, fareli tasarımlarımda, peynir sunum tabaklarında biraz böyle karikatüristik. Aslında onların da tabii ki kavram olarak da derinine inebiliriz ama günlük yaşamda kullanılabilen ürünler tasarlarken biraz da için içine mizah, insanları gülümseten tasarımlar yapmaya gayret ediyorum. Günlük yaşamda karşıma çıkan olaylar, kişiler, yaşadığım ülkenin durumu her şey etkileyebiliyor. Yolda gördüğüm işte bir kedi bile etkileyebiliyor beni. Seramik objelerinin tasarım süreçleri ise bir o kadar meşakkatli. Seramik kilinde işte kırmızı kil, beyaz kil, yine şamotlu kil, bununla da ürünler çıkartabiliyoruz günlük yaşamda kullandığımız. Seramik ve porselene aslında birbirinden yani hani bir tekstil ya da bir heykel bölümü gibi ayırmak bence doğru değil. Hepsi bir bütün. Malzeme olarak yine aynı kil fakat farklılıkları var. Porselen 1230 derecede pişiyor. Yaklaşık 11-12 saatlik seramik fırınında bir macerası oluyor. Yine 12 saat kadar da onun soğumasını bekliyoruz. Ve sır dediğimiz boyalar gerçekten de işin belki de en önemli bölümü. Çünkü fırından nasıl çıkacağını bilemiyoruz. O yüzden de bu kimyasal boyalara bir sır diyoruz. Birçok ürün tasarımları yapan sanatçı için takılar ayrı bir öneme sahip. Takılar benim için ayrı bir yeri var. Takıları 2006 yılında başladım. Şöyle takıların hikayesi de, ben aslında büyük heykeller yapıyordum kilden. Yaklaşık böyle 50-60 santimlik, 1 metrelik çalışmalar yapıyordum. Fakat boyutları çok büyüktü. Ve inanılmaz derecede de yer kaplıyor. Baktım çok birikiyor. Ben bunları dedim ne yapabilirim? Yine heykellere devam edeyim fakat daha böyle küçülttüm boylarını. Aklıma takı yapmak geldi. Aslında bunlar birer küçük heykeller diyebiliriz. Yaptığım işleri, heykelleri takıya dönüştürdüm. Ve gümüşle birleştirdim. Kimi zaman bakır, değişik malzemelerle birleştirerek günlük yaşamda da kullanabileceğimiz tasarımlar haline getirdim. Şimdi bunların hepsi tamamen el yapımı. Bu yine elle şekillendirme, porselen, limoş porselen kullanarak tamamen elde şekillendirdiğim, kalıp kullanmadan bunu katlayaraktan bu şekilde gösterebilirim size. Bayağı zorlu bir süreçti. Bu tekniği bulana kadar bayağı bir zorlandım. Hem keyifli hem de araştırmalarla dolu bir süreçti. Daha sonra yapmış olduğum parçalar kuruyor. Üzerlerine oksit kullanıyorum. Kimi zaman sır kullanaraktan pişirimini gerçekleştiriyorum. Fırından güzel bir şekilde çıktıysa da bunları yine gümüşle ya da değişik malzemelerle birleştirerekten oluşturuyorum. Tasarımcının ürün yelpazesi ise oldukça geniş. Şu sıralar takılarım ilk zaten takılarla başladım. Daha sonra bardak, tabaklar, dekorasyon ürünleri olarak devam etti. Şu sıralar fareli tabaklarım çok meşhur oldu. Birçok arkadaşımdan, çevremden güzel tepkiler alıyorum. Biliyorsunuz fare biraz tiksindirici bir hayvandır belki kimilerine göre. Ama benim için çok şirin ve onu bir peynir sunum tabağıyla özdeşleştirdim.
seramikten mobilya tasarımlarına, Anadolu kültüründen peyzaj mimarisine kadar birçok konuyu Prespire Art Cafe'den sizlerle buluşturduk. Haftaya bir başka mekanda karşınızda olacağız. Hoşçakalın.